Evet arkadaşlar şimdi su molekülleri ile ilgili örnek sorularımıza bakalım. İlk örneğimizde denilmiş ki su molekülleri arasındaki etkileşim kuvvetine biz ne diyorduk arkadaşlar? Kohezyon kuvveti diyorduk. Aynı cins moleküller arasındaki etkileşim kuvveti bizim için kohezyondu. Cama yapışan yağmur damlasıyla cam yüzeyi arasındaki etkileşim kuvveti ise farklı yüzeyler arasındaki çekim kuvveti bizim için adezyon kuvveti olarak ifade ediliyordu. O zaman cevabımızın bol olduğunu söyleyebilirim. Adezyon kuvveti niceliklerinden hangilerine bağlıdır? Sıvının cinsine bağlıdır arkadaşlar. Katı yüzeyinin cinsine bağlıdır. Sıvının sıcaklığına bağlıdır. Çünkü sıvının sıcaklığı arttıkça aynı cins moleküller arasındaki kohezyon kuvveti azalacak ve adezyonun arttığını söyleyebilirim. Açık hava basıncından ise bağımsızdır diyebiliyorum. Aşağıdaki olaylardan hangisinde adezyon kuvveti etkilidir? Yağmur yağdıktan sonra su damlalarının pencere camında kalması. Arkadaşlar direkt zaten cevabımızın A olduğunu söyleyebilirim ama diğerlerini yine bir okuyalım. Buzun suda erimesi, su moleküllerinin birleşerek damla oluşturması bu direkt bizim için kohezyon oldu. Suyla alkolün karışımı, pekmezin sudan zor akması bunun da viskoziteye örnek olduğunu söyleyebiliriz. Yukarıdaki olayların hangisinde adezyon kuvveti etkilidir? Lensin gözümüzde durması direkt farklı cins moleküller arasındaki çekim kuvveti. Çay tabağının bardağın altına yapışması bunu da alabiliriz. Yine bir farklı cins moleküller arasındaki bir yapışma olayı söz konusu. Kağıt havlunun ıslak zemini silmesi su moleküllerinin kağıt havluya yapışmasıdır. Pencere camına yapışan su damlalarının durması yine bunun da bir adezyon sonucu oluştuğunu söyleyebiliyorum. Farklı cins moleküllerin birbirini tutması bizim için neydi arkadaşlar? Adezyondu. O zaman buraya artık D'dir diyebiliyorum. Yüzeyden çekme. O zaman ne olacak? Yüzeyden çekme. Moleküllerin kendi arasındaki çekim kuvvetidir. Kohezyondur. Doğru. Akmaya karşı gösterilen direnç viskozitedir. Doğrudur diyebiliyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki olayların hangisinde kohezyon kuvvetinin sonucu değildir denilmiş. Civanın kılcal boruda yükselmemesi. Bu direkt kohezyonla alakalıydı arkadaşlar. Birleşen civa damlalarının tümsek oluşturması kohezyonla alakalı. Su örümceklerinin su üstünde yürümesi. Burada yüzey gerilimi vardır ve yüzey gerilimi direkt kohezyonla alakalıdır. Yine bunu da alabiliyorum. Suyun kılcal boruda yükselmesi bu olay bizim için adezyonla alakalıydı. Bunu alamıyorum artık. Balığın zor akması viskozite ve viskozitede de yine kohezyon değeri arttıkça viskozite değerinin de arttığını söyleyebiliriz. Çünkü moleküller kendi içindeki çekim kuvvetinden dolayı buradaki moleküllerin yani su moleküllerinin akmasını ne yapacaktır arkadaşlar? Zorlaştıracaktır diyebiliyorum. Yukarıdaki olayların hangisinde kohezyon kuvveti, adezyon kuvvetinden büyüktür? Yüzeyin ıslanmaması. Eğer kohezyon daha büyükse yüzeyde bir ıslanma meydana gelmez. Çünkü moleküller kendi içine doğru çekilecektir. Süngerin suyu emmesi bu bizim için adezyonla alakalıdır. Çünkü kılcallık dediğimiz bir olay söz konusudur burada. Cam üzerinde su damlalarını birleştirerek tümsek oluşturması direkt kohezyon olayının bir etkisidir. Ve kohezyon adezyondan daha büyüktür diyebiliyorum. Evet arkadaşlar şimdi bir başka örneğimize bakıyoruz. Kılcal tüp içerisindeki sıvı seviyeleri şekil 1, şekil 2 ve şekil 3'te verilen düzeneklerin hangilerinde adezyon kuvveti koezyon kuvvetinden küçüktür denilmiş. Şimdi arkadaşlar eğer adezyon kuvveti koezyon kuvvetinden daha büyük bir değerde ise buradaki sıvının bir yükselmeye uğradığını söylüyorduk. E dikkat edersek buradaki sıvımız yükselmeye uğramış. Demek ki adezyon büyüktür koezyondandır diyebiliyorum. E buradaki değerde ise bir alçalma meydana geldi. Demek ki kohezyon kuvveti daha büyük. Çünkü moleküller kendi daha çok içeri çekmiştir diyoruz. O zaman kohezyon büyüktür, adezyondur dedim. Peki buradaki değerde sıvı seviyesi eşit bir durumda yani adezyon eşittir kohezyondur diyebiliyoruz. Hangisinde adezyon kuvveti kohezyondan küçüktür dediğine göre şekil 2'deki değerimizi almamız gerektiğini söyleyebiliriz. Yani yalnız 2. Yukarıdaki kuvvetlerin hangisi sıvı moleküllerinin birbirini tutması sonucu oluşur? Yani kohezyon sonucunda oluşacak diyebilirim direkt. Yine buraya direkt kohezyondur dedik. Adezyon farklı cins moleküllerde. Viskozite bizim için akmaya karşı gösterilen dirençti. Ve aynı cins moleküller birbirini çekerek akmayı engelleyecekti. Yüzey geriliminin de yine buradaki sıvı moleküller arasındaki tutumu sonucunda oluştuğunu söyleyebiliyoruz. Yukarıdaki sıvıların viskozitelerinin arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir denilmiş. Arkadaşlar balın buradaki sıvılar içinde en zor aktığını söyleyebilirim. O zaman 2 arkasından motor yağı gelecek 3 ve suyun ise bunlara oranla daha kolay bir akış gösterdiğini bu yüzden de cevabımızın denizli olduğunu söyleyebiliriz. Müzik